uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı okulların işte 21 Eylül'de açılmasına karar verdi. Ama bir yandan koronavirüs vakaları artıyor. Uzaktan eğitimin önemi de tabii giderek artıyor. C-Meet uygulaması var. Türkiye'nin ilk ve tek eğitim odaklı, yani görüntülü konuşma platformu. Sistem hazır hale getirildi ama nasıl olacak? Yani bu uygulama nasıl çalışacak? Öğrencilerin veri güvenliği nasıl sağlanacak? Ayrıntıları CNN Türk muhabiri Zeynep Kara Mustafa anlatacak. Yanında bir de konuğu var. Hemen dönelim Zeynep'e ve sözü kendilerine bırakalım. Zeynep, sendeyiz. Semiha, teşekkürler. Dünyada koronavirüsten 1.6 milyar çocuk etkilendi. 106 ülkede okullar kapalı. Yani baktığımızda dünyadaki bütün çocukların bu virüsten eğitim anlamında çok fazla etkilendiğini söyleyebiliriz. Evet, uzaktan eğitim yapıldı. Bundan sonra 21 Eylül'de açılacak mı? Bunu vakalar belirleyecek biraz da. O yüzden uzaktan eğitim büyük önem kazandı. Evet, birçok platform var aslında uzaktan eğitim yapılabilen ama hem velilerin, özellikle velilerin ve çocukların ortak bir kaygısı var. O da güvenlik. İşte bu yeni uygulama, Simit uygulamasında güvenlik ön planda. Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi tarafından güvenlik taraması yapılacak. Peki güvenlik dediğimizde bu sistemde başka neler ön plana çıkıyor? Sistem nasıl işleyecek? Bunları Hüseyin Yücel ile konuşacağız. İcra Kurulu Başkanı kendisi yayınımızda konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Öncelikle şimdi isim vermek olmaz ama birçok dijital platformda eğitim yapılıyor ama velilerin hepsinin ortak kaygısı şu: benim çocuğumun verileri acaba alınıyor olabilir mi? Kamera kayıtları kaydediliyor olabilir mi? Simit uygulaması ile birlikte güvenlik sıkıntısı, duvarı nasıl aşıldı, nasıl korundu? Öncelikle söylediğiniz bir konuya revize edeyim. Aslında bu yabancı menşeili uzaktan görüşme platformlarıyla uzaktan eğitim yapılmıyor. Sadece öğretmenlerle öğrenciler kamera karşısında bir araya geliyorlar. Ve bu tip uygulamalar, bu yabancı menşeli görüntülü konuşma platformları daha çok şirketlerin, kurumların, çalışanlarının kendi aralarında toplantılar yapması, efendime söyleyeyim müşterilerine sunumlar yapması amacıyla dizayn edilmiş uygulamalar. Biz bugün Simit lansmanını yaptık. Burada da temel çıkış nedenimiz, iki nedenimiz var aslında. Bir, yapmış olduğumuz görüntülü konuşma platformumuz tamamıyla eğitim odaklı. İkincisi ise demin sizin bahsetmiş olduğunuz üzere güvenlik açıkları. Çünkü bu yabancı menşeli platformlarda çok ciddi güvenlik açıkları tespit edildi. Yani veriler mi alınabiliyor? Nasıl? Veriler zaten alınıyor. Verilerin belki alınması en masum tarafı. Bu uygulamaları kullananların, öğrenci, veli, normal iş insanı hiç fark etmez. Bu uygulamalarda bu kişilerin yüzlerinin kayıt edildiği, hatta mimiklerinin kayıt edildiği, akabinde bilgisayarlarındaki fotoğraflara, şifrelere ulaşılabildiği ve bunlar da yeterli kalmıyorlar. Bunların da akabinde ileri vadeli pazarlandığı gibi ortaya çok ciddi iddialı açıklamalar yapıldı. Şimdi siber saldırıların da arttığı bir dönemdeyiz. Hani yüz tanıma programları hepsi ayrı ayrı tehlike unsuru. Evet. Simit programında nasıl bir güvenlik duvarı var? Buradaki en büyük problem şu. Çünkü bu yabancı menşeli platformların çoğunun datası, serverları yurt dışında tutuluyor. Yurt dışında tutulduğu için de bizim herhangi bir şekilde müdahil olma şartımız yok. Biz velilerimize şunu söyledik, özellikle güvenlik açısından: hepinizin gönlü rahat olsun. Çünkü şunu özellikle altına çizmek istiyorum. Biz şunu söylüyoruz: Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak. Hiçbir şekilde ne öğrencimizin ne öğretmenimizin dataları kayıt altına alınmayacak. Bu yüzden yerliyiz diyoruz, bu yüzden güvenliyiz diyoruz. Bu konuda da hem Cumhurbaşkanlığımızın dijital dönüşüm ofisiyle çok güzel irtibat halindeyiz. Aynı zamanda TÜBİTAK'la iyi niyet anlaşması imzaladık. Onlar da bu ve benzeri projelere çok çok destek veriyorlar. Ben de bu vesileyle de hem Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimize hem de TÜBİTAK'a bu tip projelere destek verdiklerinden ödürü de çok çok teşekkür ederim. Yani bu noktada bu yayını izleyen veliler şundan emin olabilirler: çocuklarına dair tüm veriler
Türkiye'de kalacak. Hiçbir şekilde başka platformlarla, yurt dışıyla paylaşılmayacak. Bu yüzden de güvenli. Kesinlikle. Sadece veliler rahat olmasın, ülkemiz de rahat olsun. Çünkü bu verilerin yurt dışına gitmesi sadece oradaki velimizin sıkıntısından ziyade bir milli bir mesele. Orada toplanan 1 milyon, 1,5 milyon verinin oralarda işlenmesi, datalanması, işte farklı farklı alanlarda pazarlanması velimizden ziyade artık bir ülke stratejisi halinde de bir problem olmaya haline başladı. Hatta siz belki daha iyi bilirsiniz, bununla alakalı da bazı önlemler alınmaya başladı hükümetimiz tarafından. Ki biz bunları da sonuna kadar destekliyoruz. Dediğim gibi Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak. Özellikle eğitim alanı diğer alanlara göre çok çok önemli bir konu. Küçük yaş çocuklarımız var. 3 yaş, 5 yaş, 6 yaş, 1. sınıf çocuklarımız var. Bunların aileleri var, öğretmenleri var. Bunların hiçbir şekilde velilerinin, öğretmenlerinin, öğrencilerinin bir şekilde datalarının yurt dışında depolanması gibi bir şeye kesinlikle karşıyız. Çok teşekkürler yayına katıldığınız ben için. Ben çok teşekkür ediyorum. Biraz da şunu söylemek lazım tabii Semiha. Burada evet güvenliği ön plana çıkarttık. Öğrenciler isterse kamerayı kapatabilecekler gibi yine teknik ayrıntılar da var. Güvenliği sağlayan. Onun dışında uzaktan eğitim odaklı tek program olduğunun altını çizelim. Burada öğretmen isterse yoklama yapabilecek. Öğrenci sınıfta söz isterse parmağını kaldırabilecek. Dolayısıyla eğitim anlamında da öğrencilere son derece doyuracak. Okuldan koparmayacak, sistemden koparmayacak bir yeni oluşum simit programı. Yeniden altını çizelim. %100 güvenli olduğunu hem tasarımcılara, yaratıcılara hem de eğitimciler altını çiziyorlar. Söz yeniden sana bırakalım.